Bugün 2013 yılının bir değerlendirmesini yapacağız. 2014 yılındaki beklentilerimizden bahsedeceğiz. Genel olarak 2013 yılı bizim için oldukça başarılı geçti. Yaklaşık %30 civarında bir büyüme kat ettik. İletişim teknolojileri, ağ teknolojileri ülkemizde tüm bilişim sektörünü birbirine bağlayan, geliştiren çok ana temel bir alan. Bu sektör büyüdükçe tüm bilişimdeki tüm alanlar gelişmekte. Özellikle 2013 yılında fiber internet, VDSL, yüksek hızlı internet temel anlamda bir başlangıç yaptı. Bunun dışında kablosuz iletişim teknolojilerinde önemli değişimler var. Önümüzdeki yıllar itibaren daha çok, daha hızlı, daha akıllı kablosuz iletişim teknolojilerimiz var. Özellikle Wi-Fi teknolojilerinden bahsediyorum. Bir taraftan Wi-Fi ile 3G'nin, işte ileride gelecek olan LTE'nin birlikte sağladığı avantajları göreceğiz 2014'te. Tabii zahiksel olarak 2013'ün başarılı bir yıl olmasından ziyade 2014 bizim için daha büyük işleri yapacağımız bir yıl olarak görünüyor. Özellikle ilk çeyrekte güzel işlerle başladık zahiksel olarak. Diğer taraftan 2014'te sektör olarak beklediğimiz Fatih projesi tüm sektörü bayağı bir büyütecek bir alan olacak. Özellikle tablet kullanımı tüm evlere internetin gelmesini sağlayacak. Tüm evlerde internet demek, şu an 6-7 milyon adet olan geniş bant internetin, özellikle geniş bant internet derken sabit hat üzerinden olan yüksek hızlı internetten bahsediyorum. Bu rakamların 12 milyonlara gelmesini bekliyoruz. Hane halkı oranına göre Türkiye şu an Avrupa'nın çok altında. Penetrasyon dediğimiz yani oran çok düşük. Bu işte benzer uygulamalarla çok daha büyüyecek. Tabii bununla beraber tüm bilişim sektörü gelişecek. Bunun öncü teknolojileri sadece internet dışında işte IPTV, akıllı ev gibi ve evlerde veri depolama, NAS gibi işte bulut uygulamaları çok aktif bir şekilde kullanılmaya başlayacak 2014'te. Tabii 2014'ün ilk yıllarında, ilk aylarında biraz kursal problemler yaşamış olmakla beraber Türkiye ekonomisinin çok daha güçlü olduğunu, bunları aslında bir düzeltme yaptığını düşünüyoruz. Kur eskiden oldukça düşüktü. Şimdi daha bir normal bir seviye geldi. Biraz yüksek hala ama yani en azından 2.1'lerde falan kalırsa doğa sektörün eklenmeyeceğini de düşünüyoruz. Genel anlamda bunlar. Tabii yine konuyla ilgili yine ayrıca size bir basın bildirisi olarak da bütün detaylarını vereceğiz. Oldukça geniş, zengin 2014 yılı zahiksel çözümleri olacak.